Devam edelim aktarmaya gelişmeleri. Deprem bölgesindeki esnaf da yavaş yavaş faaliyetine başladı. Kahramanmaraş'ta 13. günde kepenkler açıldı. CNN Türk muhabiri Alparslan Çınar ve kameraman Melih Baytürk kentteki son durumu görüntüledi. Esnafa mikrofonu uzattı. İşletmemizi açtık. İhtiyaçlarınızı gidereceğiz. Tekrardan bizim memleketimiz toparlamak için elimizden geleni tüm gayretlerimizi göstereceğiz. Bayağı bir zor bir günler atlattık. Şu an inşallah bu yarayı sarmak için ayaktayız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlar araçları çok sık kullandığı için özellikle akü servislerine ihtiyaç doğmuştu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte bu problem de ortadan kalktı. İnsanlara önceliğimiz yardımcı olabilmek. Yani herhangi bir şeylere ihtiyaç varsa bunu öncelikle bir giderebilmek. İşi tamam ticari olarak değil. Kahramanmaraş'ımız, memleketimizi toparlayabilmek. Esas amacımız bu. Yani esnafımızın bulunduğu bölgenin yarısı sağlam. İşte yatılı bölge dediğimiz kesimde birçok esnafımız açıldı, hizmet vermeye başlıyor. Yıkılan yerlerde de gerekirse konteyner alıp esnaflarımıza hizmet verdireceğiz. Çünkü esnaflarımızın çoğunluğu hizmet sektörü. Onun için insanlarımızın ihtiyacı var. Burası bir berber dükkanı ve deprem nedeniyle küçük çapta da olsa hasar almış durumda. Ancak beyefendi bugün işinin başına geçti ve çadırlarda konaklayan, yaşayan depremzedelere hizmet veriyor. Ben işletmeme Allah rızası için hayırsever olaraktan gelen herkesi tıraş ediyorum ve ücret talep etmiyorum. Bitkin durumdayız ama biz çoğumuz ayakta durmak zorundayız mecburen. Dükkanınızda da hasar var. Evet hasar var. İş taraflarda falan var da tadilatını yaptırdık. Allah'ın izniyle. Tehlikeli değil mi? Sordunuz mu? Sorduk, araştırdık. Üst katlarda bir şey yok. Biz de neticeyi aldıktan sonra böyle bir işleme koyduk kendimizi. Dükkanlarımızı açtık. Elimizden geldiği kadar eksiğimiz neyse her kim olursak olalım elimizden geleni yapacağız birbirimize karşı.